Ne diyorduk? Montenegro. Ha. Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Ermenistan ve şimdi de Montenegro ve bir de Kosova olmak üzere 6 tane orta boy ve ufak sevimli ülkelerden 6'sını son 1,5 yıl içinde görme fırsatını buldum. Ne düşünüyoruz bu ülkeler hakkında? Bu ülkelerin ekonomik geleceğinin olmadığını düşünüyoruz. Modernleşme denilen süreci yaşıyorlar. Modernleşme 20. yüzyılda başladı. Fakat özellikle 1980'den itibaren doğanlar arasında büyük bir akın, büyük bir transformasyon, bir toplumsal devrim olarak yaşanıyor, yaşandı ve yaşanıyor. Modernleşme denilen şeyin temelinde insanların üretimden vazgeçmesi yatıyor. Yani yüzyıllar boyunca insanların temel işleyiş biçimi, temel yaşantı biçimi üretim. Yani öncelikle gıda üretimi, tarım ve hayvancılık, yanı sıra faydalı eşya üretimi, işte marangozluk, kuyumculuk, ne bileyim işte buna benzer gıda, en küçük gıda endüstrileri vesaire, işte pastırma yapımı, turşu yapımı, buna benzer dondurma yapımı gibi şeyler, bina yapımı, yani insanlara konut üretmek, faydalı şeyler üretme, gıda üretme. Bununla uğraştı insanlar yüzyıllarca. Modernleşme denilen şeyin temelinde bu şeyin, faaliyetin terk edilmesi yatıyor. Herkes, bütün bu ülkelerde, bütün dünyada insanlar köyleri, yani üretim merkezi, üretim ve yaşam merkezi olan köyleri terk ederek kentlere taşınıyorlar ve kentlerde üretici değil, tüketici olmayı tercih ediyorlar. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu ben, yani 65 yaşındayım şimdi de çok uzun süre farkına varmadım. 60 sene boyunca farkına varmadım. Bir felaket yaşanıyor dünya çapında. Bunun nasıl bir kepazelik olduğunu anlamadığım için kendime doğrusunu isterseniz çok kızıyorum. Ne yaptılar? İşte servis sektörü denilen, özünde herhangi bir, hiç kimseye bir faydası olmayan bir takım işlerde çalışarak maaş almaya başladı insanlar. Yani devasa bir bürokrasi yaratıldı. İşte hastanenin hesaplarını tutan, hastanenin hesaplarını kontrol eden, bu hesapları halkla ilişkiler formülüne dönüştüren vesaire vesaire diye binlerce ve binlerce insan istihdam edilmeye başladı ki bu insanların yaptıkları şeylerin insanlara herhangi bir faydası yok. Yani iş olsun diye yapılan işler. Aslında çok büyük ölçüde tıp mesleği de öyle, avukatlık mesleği de öyle. Neyse, onu bunları söylesek kavga çıkar. Ama işte sosyal hizmet ve meslekleri, akademik, marjinal akademik şey meslekleri, üniversitede ıvır zıvır işleri, memurluğu meslekleri filan, bütün bunlarda yani bir takım, ayıp olmasın diye bir takım işler yapılıyor. Karşılığında insanlar maaş alıyorlar. Bu maaşla ne oluyorlar? Tüketici oluyorlar. Süpermarketlerden paketlenmiş gıda satın alıyorlar. Otomobil satın alıyorlar. Kıyafet satın alıyorlar. Elektronik eşya satın alıyorlar. Tatil satın alıyorlar. Satın alıyorlar. Dünyanın her yerinde aynı markalarla satılan, hepsi birbirinin aynı ve eşi olan bir takım kıyafetleri, ucuz bir takım kıyafetleri satın alıyorlar. Dünyanın her yerinde birbirinin aynı olan otomobilleri, birbirinin aynı olan elektronik eşyaları satın alıyorlar ve yaşamlarını tüketim süreci etrafında oluşturuyorlar. Büyük ülkelerin şöyle bir avantajı var. Büyük ülke derken tabii aklımıza Amerika geliyor, Almanya geliyor, Çin geliyor, Rusya geliyor. Fakat aslına bakarsanız Türkiye de geliyor. Çünkü Türkiye'de büyük ülkeler
liginin altlarında bir yerde olsa da Büyük Ülkeler Ligi'nde olan bir ülke. Bu ülkelerde piyasa büyük olduğu için, yani 80 milyon, 100 milyon, 300 milyon nüfuslardan söz ettiğimiz için bazı büyük çaplı üreticiler, yani paketleyiciler diyeceğiz onlara, büyük paralar kazanma, çok büyüme fırsatını buluyorlar. Yani büyük işletmelerin doğması imkanı oluyor. Küçük ülkelerde, yani Karadağ gibi, Gürcistan gibi, Ermenistan gibi ülkelerde böyle bir imkan yok. Yani azıcık zengin olan bir takım mafya babaları filan, emlak zenginleri var. Fakat bunun ötesinde büyük, yani on milyonlarca, yüz milyonlarca üretip ciddi karlar elde edilebilecek olan sektörler mevcut değil bu ülkelerde. Küçük ülkeler. Bu ülkeler üretimi de bırakmışlar. Yani Yunanistan'da, ben bunu çok yakından izliyorum, Yunanistan'da üretim terk edilmiş. Burada da onu görüyoruz. Köyler boşalmış. Elma ağaçları, şahane elmaları var bu ülkeye. Yani görülmemiş. Hayatımda bu kadar lezzetli elma yememiştim. Bütün ağaçlar boş duruyor. Toplanmıyor elmalar. Ticari açıdan rantabl değil, artı tarımsal iş gücü diye bir şey kalmamış. Herkes gitmiş, 30 yaşına kadar üniversite okuyup işe yaramaz mesleklerde karın tokluğuna çalışıyorlar. Yani olay bundan ibaret. İşe yarar bir şey yapmıyorlar. Bu durumda böyle bir ülke nasıl varlığını sürdürecek? Böyle bir ülke, Montenegro'da gördüğüm gayet net iki tane sektör var. Bir, turizm. Yani Avrupalı turiste Akdeniz kıyısı satıyorlar. Çok güzel kıyılar. Ya, enfes güzellikte yerler var. Kotor civarında filan, yani dünya güzeli yerler. Oraları pazarlıyorlar. İnsanlar gelip buraya, ooo ne güzel diye denize giriyorlar. İkincisi, emlak satıyorlar. Deliler gibi gökdelenler yapıp gökdelenlerin katlarını yabancılara satıyorlar. Kime satıyorlar? Ruslara satıyorlar, Türklere satıyorlar, Araplara satıyorlar, yabancılara gayrimenkul satıyorlar. Niye yabancılar böyle hiçbir işe yaramayacak gayrimenkulleri alıyor? Çünkü Montenegro'nun Avrupa Birliği'ne katılma ihtimali yüksek. Böyle verilmiş bir söz var. Montenegro'da gayrimenkul alınca, işte 250 bin euroluk bir alışveriş yapınca oturum izni alıyorsun. Oturum izni alınca Schengen ülkelerine serbestçe seyahat etme imkanın oluyor. Ve yarın öbür gün Avrupa Birliği üyesi olursa eğer Montenegro, sen de bundan bir şekilde yararlanma imkanı buluyorsun. Yani işin özetine gelince, Brüksel'deki bir takım bürokratların ve siyaset mesleğine girmiş bürokrat bozuntularının iki dudağı arasında olan bir tezgahın içine girmiş bulunuyor Montenegro ve tıpkı bunun gibi Gürcistan'da aynı şey, diğer bu ülkeler, Bulgaristan'da aynı şey. Hırvatistan'da, Slovenya'da, bunların hepsinin yapısı, ekonomik yapısı 3 aşağı 5 yukarı öyle. Avrupa Birliği ülkelerinin iki dudağı arasında olan bir takım bürokratik kararlarla bu ülkelere bürokratik kağıt para, yani fiyat parası şeyi olmayan, gerçek bir karşılığı olmayan bir takım paralar akıyor. Yarın bunlar aniden aynı keyfilikle aniden kesilebilir. Birdenbire diyebilirler ki Montenegro, ya kusura bakmayın, başka sizi Avrupa üyesi ülkesi, Avrupa Birliği'ne üye almıyoruz diyebilirler. Yahut da diyebilirler ki yeni kanun çıkardık şey için, ikamet izni için, oturum izni için 250 bin euro değil 2,5 milyon euro lazım olacak derler ve birdenbire Montenegro denilen ülke batar. Aynen 24 saat içinde batar, tükenir, biter. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunun farkında mısınız? Yani toplumların bu şekilde bir sahte bir kumar oyununa mahkum edilmesi,
Bunun dışında üretecek ve insanlara verecek bir şeyinin kalmamış olması ne kadar acıklı bir şey. Bir tür yeni kolonyalizm bu. Fakat yeni kolonyalizmin ötesinde tümüyle insan yaşamının bu ülkelerde ve diğer ülkelerde sistemli bir köleliğe dönüştürülmesi sürecini yaşıyoruz. Bir kölelik çağındayız. Bütün toplumların, devasa boyutta nüfusların faydasız hale gelmeleri, yani üretim yapmıyorlar. Büyük çapta yatırım yapıp bundan rant elde etme imkanları da yok. Lüzumsuz, dünya nüfusunun %80'i, %90'ı lüzumsuz hale geldi. Tek faydaları var, küçük bir takım işlerde küçük bir takım gelirler elde ederek bununla vergi ödüyorlar devletlere. Böylece devletler büyük bir rant elde ediyorlar ve bu rantı az sayıda yönetici sınıf mensubu arasında pay ediyorlar. Yeni çağın özeti bundan ibaret ve bu küçük ülkelerde bu modeli çok daha net bir şekilde, çok daha berrak bir şekilde izleme fırsatını buluyorsunuz. Güzel ülkeler, çok güzel ülke. Yani Montenegro doğa olarak harikulade bir yer. Kıyı şeridi, Kotor Körfezi, tüm Avrupa'nın en çarpıcı doğal güzelliklerinden biri. Şeyi düşün, İstanbul Boğazı'nın bozulmamış halini, yani 50 sene önceki halini düşünün. Fakat İstanbul Boğazı'ndan çok daha girift, daha küçük, daha dar, daha sempatik. Etrafında böyle heybetli 2500 metrelik bir takım dağlar. Ve dünya güzeli, yani tarif edilemeyecek kadar güzel. Venedik zamanından kalma bir takım kasabalar. Böyle güzel bir yer. Ve buradaki insanlar hiçbir şey üretmeden, emlak satarak, yazlık konut yapıp, işte 2,5 yatak odası, 2,5 oda şu kadar, 99 bin euro gibi bir takım pazarlama teknikleriyle yaşamlarını sürdürüyorlar. Çok kötü bir çağda yaşıyoruz. Sorry yani ama böyle. Sahil kısmı çok çarpıcı. İç kısımlara girdikçe doğa fantastik, yani çok güzel dağlar var, çok güzel ormanlar var, böyle boğazlar falan. Oraları böyle dolaşıyoruz, küçük küçük kasabalar. Çok kültürel olarak bir çok uyduruk bir ülke, yani küçük kasabalar, hiçbir şey yok yani. Onları gezdik. Plav